Herkese merhaba. Biraz hastalık dönemindeydim ama baktım hastalık sağlam, yıkılmadık. Dedim o zaman şu kapanma döneminde değişik bir içerik yapabilir miyiz diye düşündüm. Ve başarabilirsem böyle güzel bir hayale adım atıyorum. Ne yapıyoruz? Dedim ki 18 gün 18 içerik. Şurada şöyle güzel bir listem var. İçerisinde iOS var, Flutter var, Native var, Test var. Var oğlu var. Liste yine Twitter'dan paylaşırım ben yapacaklarımı. Eğer bir sağlıksal problem yaşamazsak, işte de ya da herhangi bir ekstrem durum olmazsa bu seri 18 bu kapanma gününde sizlere böyle bayağı baştan sona bir şey yapacağım ama böyle farklı dallardan farklı bakışlarla daha böyle bir de gerçek hayatı helal demek ki hedefleyerek. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün birincisindeyiz. Bugün aklıma yaşadığımız bir sorundan sonra aslında bu geldi. Şöyle bir Flutter'da yaparken, uygulamamızı kullanırken dikkat etmemiz gereken veya nasıl yapardık diyeceğimiz bir problem. Şimdi diyelim ki bizim bir servisimiz var. İşte Rick and Morty servisini buldum. Ve servisimiz normal bir servis aslında. JSON placeholder'a bakacak olursak arkadaşlar şöyle çalışır. Birçok serviste de bunu görebilirsiniz. Herhangi bir isteğiniz veya bir durumunuz varsa işte post dersiniz, üstten data dersiniz. Bunu da uygulamada kullanırken liste olarak kestirebilirsiniz. Ama lakin. Bazı serviste planlı responslar bu şekilde döner. Normalde bana kalırsa mesela mobil client yazılıyorsa bunun böyle dönmesine gerek yok. Çünkü mobil client zaten isteği atmış, datayı görmüştür. Burada biraz daha information var. Ama bunu diyelim ki gönderdi. Burada başka şeyler de olabilir. Mesela şurada başka Rick and Morty servisinde location ile alakalı vardı herhalde. Orada da bir mesela böyle burada map dönmüş doğrudan. Mesela burada şey nerede? Resistance'ın içerisinde data dönmüş mesela. Burada da farklı bir şey aslında bizi bekliyor. Gerçi ama bu doğrudan response model olduğu için belki problem olmaz. Ama mesela şurada bakacak olursak result'lu bir yapı bizi bekliyor buralarda ve içerisinde de işte JSON parse'lı bir yapı bekliyor. Şimdi biz bunu Flutter tarafına nasıl yapardık? Nasıl efektif kullanırdık ve belki de bu işten kurtarırdık diye konuşacağız. Şimdi geçiyorum Flutter tarafına. Hemen bir CD Desktop, CD Development, CD Flutter diyorum arkadaşlar. Flutter Create diyorum. Buraya şey yazacağım. Base response Flutter. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bunu yaparken bildiğiniz gibi bir servis isteği atacağız. Servisten dataları çekeceğiz. Ekrana bastığım kısım çok önemsemiyorum. Burada bir data var. O çok önemli değil. CD base response Flutter'a geçelim. Ve şuradan da arkadaşlar şu şeyi de çalıştıralım. Gerçi bende şu an artık default'ta geliyor. Problem yok. Tamam, süper. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Projede tabii ki servis isteği atacağımız için bir servis kolu yapmamız gerekecek illaki ve bu servis isteğinde ben size iki tane yöntemden bahsedeceğim. Bu projeleri yaparken core gideceğim ama tabii kendi paketlerimi de önereceğim. Ama ben sıfırdan yapıyor olsaydım ve Flutter'da kullanacak olsaydım ve bu tarz advance'e giden bir uygulamam varsa Dio kullanıyordum. Bunu her zaman söylüyorum. Oldukça da severim Dio'yu kullanmayı. Diyor geliyorum arkadaşlar. Buradan ekliyorum. Şimdi bu birinci noktamız. İkinci noktaya gelecek olursak projede parser işlemi yapıyorsak JSON Serializable'ı kullanmak bizim için iyidir arkadaşlar. JSON Serializable'ı kullanabilirsiniz. Şuradan JSON Serializable oldukça güçlü bir package aslında bu tarz konular için. Ve JSON annotation da birlikte eklemeniz gerekiyor. Şunu da ekleyelim arkadaşlar hızlıca. Nice. Tamam. Şimdi bunları ekledikten sonra bunlar bir de runtime'de generation bu JSON bu işlemleri yaparak bu işlemleri yapıyorlar. Eğer bundan öncesinde hani kafanız karıştıysa veya şey geliyorsa hızlı ekliyorum çünkü artık bunları ben çok anlattığım için kanalda birçok videolar oldukça mevcut. Architecture'da var, onun öncesinde videolar var. Muhakkak onlara bakın. Bu runner'ın ne olduğunu vesaire her defasında anlatıp da sürekli nerede saymak istemiyorum. Hani spesifik bir kezde kalırsanız önceki videolardan çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu runner'ı ekliyorum. Buradaki amacım arkadaşlar burada bu paketin, bu projenin aslında şu JSON birazdan yapacağım modellerin üretilmesi için. Şimdi ben bir sample yapıyorsam ve işte öyle bir MobX işte bir state yönetimi kullanmayacağım. Buradaki amacım size parser'ı göstermek. Bunu kullanmak istiyorsam benim bir dediğim gibi MVM Generator diye bir her zaman söylediğim bir yine widget'im var. Burada da Ricky Mortis diye şöyle bir şey oluşturacağım. Bunu da geleceğim bu projenin içerisindeki lib'in altına bunu verdiğimde
Aslında benim için ufak bir klasörle müpetli bir yapı oluşturuyor. Okey, süper. Şimdi burası benim için nice. Şimdi buraya geldim. Benim bildiğiniz gibi burası var. Bir servis yazacağız. Servisi de ben şurada toplamak istiyorum. Core diye. Direkt network de diyebilir. Bu arada hani sadece burada olacak ama neyse, önemli değil. Network dedim. Ve ben burada işte belki modelim olacak. Tamam, süper. Şimdi uygulamaya döndüğümde, ben şimdi buraya döndüm. Ekranı yapmaya bile gerek yok aslında. Burada testte görsek bile bizim için yeterli. Ben buraya döndüğümde, şimdi ben bunu kullanmak istediğimde ne yapacağım biliyorum. Veya burada ne yapacağımı biliyorum. Şurada ne yapacağım biliyorum, pardon. Herhangi bir şekilde map dönse diyeceğim ki model vereceğim, model alacağım. Ama bu tarz bir yapı varsa ne yapacağım diye soruyorum kendime. Tamam diyorum, ne yapacağımızı konuşalım şimdi. Buradan bir çözümlemeye çıkmamız gerekiyor ve işimizi kullanacağız. Şunu kullanalım. Karakter olanı. Tamam, karakter seti dönüyor bana şöyle. Sanırım şu. Şimdi bizim modelimiz arkadaşlar günün sonunda aslında bu. Aslında biz bunun listesini ekranımıza basacağız. Yani bu JSON to Dart da yapabilirsiniz. Hani şeyleri oluşturmak için, elemanları oluşturmak için. Bunu kullanmayacağım ama. Yani buraya gelip şey yazabilirsiniz. Ricky, yani karakter model diye arkadaşlar. Bunu da buraya verirseniz bu sizin için bir şöyle bir runtime'de bir, bakın şöyle compile edip böyle sizin için bir model oluşturacak. Tamam, bu bizim için kalsın burada. Buraya geldim. Bu benim projem modeli aslında. Ben bunu listeleyeceğim ekranda. O zaman buraya oluşturuyorum. Model dedim. Karakter model diye oluşturdum şimdi buraya. Tamam, süper. Şimdi bunu buraya verdik. Şimdi buraya verdik ama şimdi sorunlar başlayacak ya da yapmamız gereken hareketler var. Birinci olarak her zaman söylüyorum. Özellikle null safe ile flutter tarafında her zaman şunu bilmeniz gerekiyor. Servisten her cevap null gelebilir. Yani servis responslarınızı her zaman için ne olur ne olmaz deyip bir nullable kontrolünü atmanız önemli bir nokta. Yani bu sizin projenizin sağlığı için iyidir. Ve yine burada da arkadaşlar bu datanın null gelebileceğini söylemiş olmanız gerekiyor. Şuraya da bir null çekleri attım. Şimdi bunu kullanmayacağım. Yani bunu kullanabilirsiniz yine gerçi ama yine de ben bunu kullanmayacağım. Yani episode vermemiş mi? Yani bu listede olmayabilir sonuç olarak. Böyle verebilirim. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra kullanabilirim gerçi de. Ben yine de projemin ilerlemesi açısından JSON serializable'ı ekliyorum buraya arkadaşlar. Bakın şunu da başına annotation işareti koyarak ekliyorum. Ardından da bunun çalışması için başına bir part yazıyorum. Ardından da karakter model nokta dart'ı veriyorum. Bunu sürekli kullanmak istiyorsanız, yani projenizde sürekli aktif olmasını istiyorsanız, build runner watch diye bir kullanım var. Şuradan da tetikletebilirdim. Bunu eğer projenizde açarsanız aslında bizim bu engine serve gibi oluyor. Her zaman yine bunu da benim kanalda oldukça sık sık anlatıyorum bu konuları. Buralarda çok teyit kalıp şey yapmak istemiyorum. Şimdi farklı hayallerim olduğu için şunları bitirmek. Bu build runner watch çalışsın arkadaşlar. Şimdi bu benim, tamam, bu benim datam. Şimdi ben diyorum ki evet, ben bunu alacağım buradan ama bana gelen cevapta farklı bir şey var. Yani gördüğünüz gibi burada farklı bir yapı var. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Okey diyorum. Gidelim bir Dio'ya. Bizde neden Dio'yu kullandığımızı yine güzel bir örneklerden bir tanesi. Dio'ya gidiyorum. Dio'da yapabileceğimiz aslında güzel örnekler mevcut. Şimdi Dio'yu çok basit kullanmak istedim. Diyor ki, diyor, benim bir instance'ım var, bu şekilde kullanabilirsin. Ama diyor, Dio'yu istersen diyor, şuradan bak. Bir Dio instance'ı, bir Dio'yu oluşturup içerisine değişik opsiyonlar verebilirsin diyor. Peki bu opsiyonları vermenin bize avantajı ne olacak? Bu arada karakter model, şuna nokta G demeniz gerekiyor generator'ın oluşturması için. Generator'ını yaptı. Şu işlemi yaptıktan sonra ben genelde bunu factory method olarak yapıp şuradan da arkadaşlar şunu siliyorum. Return şöyle dolarlı karakter model from JSON diyorum. Bir de arkadaşlar şurayı şöyle naçizane yine bir silme işlemine gidiyorum. Şunu da return yine şöyle, bakın ne kadar aslında kodu şey yaptık. To JSON, yine buradan from JSON'ı to JSON'ı call ederek aslında bunu oluşturuyorum. Şu aşağıya yapmamızın şu an çok anlamı yok, yani kullanmayacağım belki orijini bile. Nerede kullanıyormuşuz orijini? Yani orijin benim için şu location ve orijin aslında çok önemlidir. Bunlar mesela bir şunu da hani biliyorsunuzdur ya da aklınızda olsun. Diyelim bir response modeliniz var ve data dönüyor. İlla hepsini almak zorunda değilsiniz. Mesela şunu kullanmayacaksınız. Gelen parser bunu vermezseniz zaten bunları hiç parse etmeyecektir. Bu sayede de projenizde öyle hani sonuç olarak datayı indiriyor aslında. Dolant olarak bakarsanız indirmiş oluyor tabii ki ama
Şunu da kaldıracağım ben, şöyle yapacağım. Epsilon ilk değerini şöyle yapabilirsin mesela, şöyle ilk değerini şöyle versem, yok şurada verirsem sanırsam, yani şu an diyor ki null olduğu için value'yu almıyorum diyor. Şöyle eşitlediğimde niye kızdı? Must be constant diyorsun. Tamam, verdim aslında. Default value'ünü verdim. Null olamaz diyor. Tamam, null olamayacağını biliyorum. Ben de ona diyorum ki içindekiler ne olabilir, ama ben seni şöyle yapsam, final desem, aslında yapmaya çalıştığım şey çok basit. Şuradan da şunu silip ilk parametresini atasam böyle aslında this.epstate'in çalışıyor olması lazım. Problem olmaması lazım ama neyi kızıyor? Can value null. Because this value null olabilir diyor. Yani çünkü bu sebepten ötürü. Şunu şuraya atarsam daha iyi göreceğim. Okay, no problem olması lazım aslında. Depstate'i alacağım çünkü adamdan. Ama diyor ki hani servisten gelen cevaptan ötürü aslında parse ederken sanırsam bunu bu şekilde yapamam diyor. Şunu da şöyle verirsem muhtemelen şey yapmış olacak. Şimdi servisten bu cevabı chest edecek ya, null gelebilir ya da gelmeyebilir. Onu iyice anlaması için aslında. Hem de şu ilk episode initialize etmesi için ikincisi de içerisine gidilir. Şunu vermesem aslında yine problem olmaz. İlk durumda initialize olması gerekiyor ya bu datanın. Onunla alakalı bir durum aslında. Bunu aslında şuradan silsem de olurdu yani. Okey, problem değil. Tamam, buraya geldik. Bak, bunlar burada oluştu. Şimdi burada işimizi bitirdik. Geldim Viva. Viva'da yapacağım işlemler var ama benim asıl işlemim burada. Ben ne diyorum buraya? Project Network Manager diye bir şey yapıyorum. Okey. Şimdi benim bir öncekilerde de göreceksiniz. EBA Eager diye şöyle bir, aslında bir singleton lazy aslında. Eager hep yanlış yazıyorum ama neyse. Project Network Manager diye ben bir singleton model oluşturuyorum. Ha, bunu böyle yapmayı provider yapabilirsiniz. Bir sürü çeşit olabilir. Bu en temiz, hiçbir paket olmadan kullanabileceğiniz bir şey. Amacım ne? Projenin bir tane network instance olsun. Yani bir tane şundan yapacağım. Benim yapacağım işlem şu. Diyodaki gibi şöyle bir tane option yapıp bu datayı çekeceğim, kullanacağım. Yani aslında şu yapacağımız işlem şu. Final diyor dedim. Bir tane şurada. Şimdi benim bir tane diyor instance'ım olacak. Adam bununla istek atacak sonuç olarak. O zaman dedim ki adama bunu vereceğiz. Şöyle diyor'yu şöyle tanım. Diyor dedim şöyle. Diyor dedim. Şimdi bunu runtime'da vermeyeceğimiz için yani bu proje çağrıldığında vereceği için late dedim ve o işlemi şurada yapacağım. Kim çağırdıysa burada bu adamı deliğe almak istediği zaman eşitleyeceğim. Şuraya geldim. Diyor dedim. Diyor eşittir. Diyor constant'ından gelen zaten. Bunda problem yok. Burada zaten şunları verebiliyorsunuz. Base options diye arkadaşlar. Bakın burada base öğrendi zaten. Mesela rickymort.com API'yi ben olsam şöyle verirdim. Evet, bunu hani şurada en kötü şurada bir final base URL diye tutar. Bunu burada set ederdim arkadaşlar. Ve bunu da dışarıdan erişilmemesi için file private yapardım. Tamam, bunları verdiniz. Şimdi asıl noktamız şu tabii ki. Diyor ya birkaç yöntem var şimdi. İlk bir tanesiyle başlayalım, sonra diğerine geçelim. Daha rahat olur şimdi. Şimdi buraya geldim. Benim modelim vardı değil mi? Benim modelime ne dedim ben? Karakter model. Tam karakter model doğru ama karakter modelde bir şey var. Problem var. Neden? Bana artık gelen cevap şöyle geliyor. Results'ın içerisindeki info var. Mesela info da bir model. Doğru mu? Yani ben infoyu da şuradan aslında info. Hani kullanacaksam projemde diyelim lazım. Info model olarak test edebilirim. Yanlış yazmadıysam tabii şöyle yaparsam. Yani aslında günün sonunda şöyle bir modelim daha var benim. Bakın böyle. Şunun preview boş verin. İlerisi muhtemelen ne gelmiş bilmiyorum. Ne getirmiş? Null getirmiş. String falandır. Önemli değil. Şunu da ben buradan copy paste etseydim. Yani sadece şu kısmı alsam. Yine mesela şurada. Bu burada olsun. Buraya bir tane base model. Model Dart yapmış olsaydım. Mesela buraya bir tane info. Class. Info modelimi yapacaktım böyle. Tamam, süper. Bunları ekledim. Bunlar null olabilir dedim. Okey. Şimdi bu dedim ki bu benim proje sayfalarımın base modelinin bir yapısı. Şimdi base model yapım ne benim aslında? Şu. Benim bir tane şimdi burada benim base modelim ne? Base yapımda bir tane şimdi buraya base
Response modellerim, tamam mı? Ve buna gelip diyorum ki ya senin bir tane info diye bir bak şuradan alacaksın info modelim var. Info adı info diye çünkü parse ederken bunu kullanacağım. Tamam mı? Bunu alacak. Bir de mesela result diye bir tane daha şeyin var senin. Objen var. Ama şimdi sonuç olarak result'un burada değil. Ha burada bu arada support da yazıyordu. Ricky Morty'nin kendi servisinde Ricky Morty servis. Şimdi şuradan bir API vardı şurada. Şurada olabilir. About'u nerede bunun? Docs. Şurada arkadaşlar. Mesela şurada mı görmüştüm ben? Bu karakter zaten gördüğümüzdü. Episodes'te görmüştük sanki. Buralarda yine başka modelleriniz olabilir. Yani sadece info değil. Başka başka modelleriniz olabilir. Ne bileyim support olabilir. Bilmem ne olur. Önemli değil. Ben bunu buraya koydum. Dedim ki info mu dedim burada. Tamam. Şimdi dedim ki bu benim için bir info model bir sonuçtur en nihayetinde ve ben bunu projemde kullanacağım. Yani bu modelim diyorken ben ne bileyim şuna bakacağım. Count'una. Bir kere şunu unutmayalım. Eğer bir constructor kullanmayacaksak, bir JSON parse işlemi yapmayacaksak, sadece şeylerimiz varsa, işte datamız varsa ve data alıp vereceksek ya da burada bir function'ımız varsa, vesairemiz varsa mixinleri oldukça kullanabilirim. Mixinler daha performans, daha avantaj sağlar bizim burada. Hem de abstract class'larla kullanırken de işimize yarayacak. Onları da anlatacağım ilerledikçe. Neyse kalsın kafamızda bu konu. Şimdi burada döndüm ben buraya Project Network Manager'a. Project Network Manager burada. Şimdi benim karakter modelim vardı ama karakter model bana dönmüyor ki. Bana ne dönüyor? Bak bana şöyle bir şey dönüyor artık. Class base response karakter. Neden türüyecek bu? With diyeceksiniz. Hop. Ben ne yaptım demin orada? Şunu şuraya açacak olursam. Hop. Base model. Bakın base response model. Base response modelden türeyen diyeceksiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunun başına JSON serializable atmanıza gerek var. Evet bunun başına bir JSON serializable atacağız yine. Yani bunu oluşturması için. Ardından buna şöyle bir şey diyorum bak artık. Sen içerisinde bir liste var. Liste var ve karakter model alıyor. Ve bunun da item'ı results. Bunu dedikten sonra arkadaşlar artık bu projeyi kullanırken veya bunu kol ederken bu arada sonuç olarak şöyle bir şey de yapabilirdim. Abstract bir class yapardım. Okey. Derdim ki base i base response ve bu bir t-type alırdı. Okey mi? Okey. Ardından da buna derdim ki bak senin within'de de bak sen bu şundan da yürüyeceksin bundan da. Bunu da alacak. Okey. Ben buraya geldiğimde buna şöyle bir şey kazandırırdım. T bak şurada şöyle bir şey yapacaktım. T get results diyeceğim şöyle. Results. Şimdi bunu verdim. Tamam mı? Bunu verdikten sonrasında şimdi bunu bir getter olarak şöyle yazabilirsiniz. Adam bunu tanımlayacak derim yani. Şimdi bunu verdikten sonra artık bu class'ı bundan türetirsem yani extend edersem daha doğrusu şöyle iBase response'tan bakın şöyle zaten beni uyaracak. Diyecek ki bak senin bir tane overwrite edilmiş bir result objene ihtiyacın var. Buna da gelip eğer list şöyle de kullanabilirsiniz. Mesela karakter model yazabilirsek eğer arkadaşlar efsane olacak. Derseniz bu sizin için otomatik olarak şunu da yapacaktır bakın. Karakter modeli oluşturdu ve ben burada sonuç olarak bu results aslında hani şu getter'ı da silebilirsiniz bu arada. En nihayetinde kullanmayacak hani sayfada. Hani ben sadece şuraya şey yapmak için yaptım. Şunun gelmesi yani şöyle kullanabilirsiniz. Result dersiniz. Bu bir null gelebilir dersiniz. Tamam mı? Bu okey. Bu şeye mi kızdı? Overwrite ettiğimiz yere mi kızdı? Result'u doğru verdim. Ha, T-type null gelebilir. Aynen. Şunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Şuna da gerek yok. Ne olmuş? Burayı da bu şekilde bir şu an aşağıda bakın. Generation çalışıyor. Bu arada diyelim ki mesela generation işlemi uzun sürdü. Mesela şu anki gibi. Bir uzunluk var burada nihayetinde. O zaman sizin burada şunu yapıyor olmanız lazım sonuç olarak. Şu demek ki şu işlemde bir hata var demeniz lazım aslında. Bakın doğrudan bir saniyede olması lazım. Demek ki şunu şu parser'ı yapamıyor. Yani şu result'u şuradan ve içindekilerle şöyle bir daha göstereyim bakın. Bunu yapamıyor şurada. Muhtemelen şey anlayamamış olabilir. iBase results'un ne geleceğini ya da sayfada ne olacağını anlamamış olabilir. Ondan dolayı aslında
Doğrudan şunu da diyebilirdik. Bit deyip yani bununla birlikte bunu al deseydim eğer o zaman bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten sonuç olarak benim projemde bu ekli, list karakter model ekli. Burada da problem yok. Vize altısında tamam. Tamam. Buraya sadece şunu vereceğim. Vermem yeterli. Sadece başlarken şöyle yapsaydım. This nokta result'u da böyle bir set edersem arkadaşlar. Benim şu an bu Unwatch'um çalışacak. Ve datamı çekecek olması lazım. Bakıyorum. Burada bir problem yok. Karakter modelde bir problem var mı? Hayır yok. Result tamam. Base karakter model tamam. Burada bir sıkıntı olmamış. Ama extend diyeceğim. Yanlış dedim. Bir dakika. Extend dersem aynen extend dersem base response model tamam bir dakika base şuradan iBase response modeldekini ne yaparsam şöyle bakayım şimdi. Şöyle yaptığımda aslında şunu yemesi lazım da demek ki generation'da attı onu anlamıyor. Yo bit doğru aslında. Bitim base response modeli ekledim. Bakın şunun özelliklerini kazandıracağım ben buna şu an. Info modelin. Yes. Info gelmiş oldu aslında buraya. Ama şeyi anlamıyor herhalde. Base response modelin şu objeden geleceğini, info modelden geleceğini şöyle bir class'a çevireyim. Belki onun mixing yaptığımız için anlamıyor olabilir. Şurayı bir daha şöyle yapayım. Bir kapatıp şurayı tekrar bir generate edeyim. Bakayım şimdi nerede hata veriyor. Bu Runner Watch'ta hata veriyor. Çünkü şeyi yapamıyor muhtemelen. Şunu mu yapamıyorsun diye düşüneceğim. Sanmıyorum. Onu yapar. Muhtemelen şu with'le olanı yapamadı. Sonuç olarak aslında base response modelden türetiyorum. Doğru aslında. Tamam şöyle yapacağım o zaman. Yok tamam şöyle. Aslında şu benim için nice story. Şunu da mixini yapmasam. Modeli mixini yapmaya gerek yok da gerçi. Mixini ben sonra anlatacağım. Mixini şuradaki kullanımla aslında daha güzel de. Neyse kalsın o. Şuraya gelip şimdi kullanırsam base response modeli yani ikisini de class'a çevirip ardından extend edersem bundan şimdi onun özelliklerini bu sınıfa kazandırırsam no problem olması lazım. Base response model geldi. Evet, problem yok. Hatta bunu şu an yine mixing yapabilirim ama burada diyor ki class'tan ötürü diyor. Class only other class'tan. Tamam mixinler sadece kendi arasında. Tamam şimdi şuraya geldim. Burada problem olmaması lazım. Base response model info ye. Acaba neyi yapamıyor? Şöyle bir şey yapsam. Şunu da şuradan bir silsek şu anlık. Şuraya geldim. Extend base response. Hayır, with değil de hayır. Bunu birlikte kullanmak değil. Extend edeceğim. Evet. Bunun özelliklerini aslında extend etmek ne demek? Bunun özelliklerini aslında buna kazandırmış oluyorum. Yani bundaki infoyu vesaireyi buna vermiş oluyorum. Aslında bu hem infolu hem result'lu bir model olmasını bekliyorum ama hata verdiği bir kısım var. Hata verdiği kısmı tabii şuradan göremiyorum. Yani hata verdiği kısım şurası o kesin de. Karakter modelde mi acaba? Şimdi böyle yapınca nice. Çalışıyordu. Kapalı olduğu için sonuç olarak. Şimdi şunları da silsem. Şeyi görmüyor. Base response modeldeki bu yapıyı gör. Ha şunları mı acaba eklemedik diye yapıyor diye düşüneceğim ama yo. Onu da yapmıyor aslında. Onunla da alakası yok. Nerede patlıyor o zaman bu? Base response model karakter model this result tamam. Şimdi bunu anlamak için en güzel yöntem şey aslında terminalden bu şey script'ini çalıştırırsak benim eski projelerden şöyle bir göz atacağım ben. Şuradan şurada vardı o benim session'da.
Basit hatalar. Şurada bullet runner'ı elle çalıştıralım. Bakalım hatayı gösterir bana burada. Could not generate your from JSON your info. Info modeli çeviremiyorum diyor. O zaman bizim şuna da onu koymamız lazım. Tamam, anladım tabii. Şey yapamıyor. Ve şuraya gelip o zaman buraya gelip part deyip base model g dartımızı yaparsak sanırım şimdi önce şunu kapatalım. Şunu bir oluştursun JSON serializable olarak. Tamam, sana da vereyim al. Tamam, şimdi oluşturdu. Muhtemelen şu an lokalde bir şey kızdı. Info modelin from JSON'ını bulamıyorum dedi. Info modele bir from JSON metodu ekleyelim. Şöyle bir from JSON metodumuz var aslında. Info model. Yani sınıf olduğu için aslında orası, anladım. Tamam, problem değil. Şimdi buraya ekledik. Tamam, bu sınıf yapmamız gerekiyor. Çünkü sonuç olarak info haklı yani. Anlamıyorum diyor. Haklı orada. Doğru bir düşünce. Tamam. Biz bunu yaptık sonra şimdi artık kullanabilirim ama. Normalde şuradan doğrudan şey yaptığım senaryoda aslında base response'a modeldir şeyleri vermiş olsaydım, string'leri vermiş olsam parse ederdi de şeyi anlamıyorum diyor. Adam haklı. En nihayetinde bu yapıyı anlamıyorum diyor. Bak şimdi geldi mesela, bak burada base response görüyorsunuz değil mi? Ben artık base response'un hani şimdiki yaptığım örnekte de bunu anlamış olacağım. Base response karakterin from JSON'ını kol edeceğim. Ve basis response karakterin yine from JSON ve to JSON'ını kol ederek aslında buraya, yani burada kullanmış olacağım. Bir yöntem bu. Bu yöntem sonucunda sonuç olarak sen artık bu result'un içerisinden bunları anlayabilirsin. Bunu kullanabiliriz. Bu bir yöntem. Bunu yaptıktan sonrasından da her türlü zaten yolunu bulacaktır projede. Veya kullanırken de işinize gelecektir yapış olarak da. Şuna gerek yok bu arada. Düşünüyorum, buna gerek yok. Sonuç olarak zaten şunu bulamıyordu. JSON serializable'la onu yaptık. Base response model sadece şunu yapmak için lazım oldu. Aynen, haklı. Benim kendi yaptığımda zaten şu kısım yoktu. Doğrudan şunlar olduğu için. Okey. Şimdi buraya döndüğümde bunu kullanım senaryosu olarak baktığınızda siz artık Project Network Manager'ınızda bir diyor base ile yapmıştınız. Servisinize geldiniz. Check view model dediniz. Burada dediniz ki benim bir Dio servisine ihtiyacım var. Dio dediniz. Buna da Project Network Manager'ın içerisindeki Dio'yu verdiniz. Bunu kullanıyorsunuz burada. Diyelim bu final olsun. Alsın değerini, daha değişmesin. Sonra function fetch all dediniz. Fetch all data dediniz. Buradan da arkadaşlar şu şeyi çektiniz şu an. Şunu çektiniz. Final response dediniz ki dio nokta fetch dedi kullanabiliriz ama dio nokta get attık çünkü burada get'i verdiniz episode diye şuradan da bunu kullanırken de her zaman için bir network manager katmanızda veya projenizin olduğu yere bir extension'da bunu yapmayı unutmayın. Yani bir enumlarla bunu hep söylüyorum. Service path diye şöyle diye yapıp extension'la da bu özelliği kazandırmayı unutmayın. Service path extension on service path. Evet. Bunu da yaptıktan sonra aslında string get row value. Bunu da bir tane extension şeye çevireyim. Ya ben snippet yapayım da böyle sürekli yazmıyorum. Bunu da bir switch case yapıp this deyip ardından da service path.episode deyip arkadaşlar. Bunu da buradan döndürürseniz tertemiz bir coding yapmış olursunuz. Yani şuraya geldiğinizde çok basittir ama şöyle kullanmak gerçekten çok kaliteli. Row value dediniz ve işlemi yaparken fetch'inizi attınız. Ardından bunu eklediniz. Sayfada dediğiniz gibi benim bir list episode diye muhtemelen adını unuttum ama karakter model. Karakterinize ihtiyacınız olacak şuna. Evet, sayfada bunu kullanacaksınız. Doğru ama model diye şöyle verin. Mesela şöyle. Okey dediniz. Ay, karakter modeli görmedi.
Nasıl görmez ya? Bazen gerçekten benim idem mi karışıyor, benim projemi mi yazamıyor, anlamıyorum. Rick Rick'in Mortis'in içerisine mi koyduk? Evet. Tamam, karakter modeli gördü. Ardından da arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra diyorsunuz ki hani bu proje için ilk defa kullanıyorsanız response'un içerisinde diyorsunuz ki response nokta status kodunu kontrol ediyorsunuz. En temiz, en doğru yöntem budur. Hani yani daha yapabilirsiniz başka şeyler de statüsün ok geldiyse diyorsunuz. Dart.io'dan gelmesine dikkat edin. HTML'den değil. Okey. Ardından da bunu yaptıktan sonrasında bu işlemin içerisinde geliyorsunuz. Burada artık sizin bir final datanız var. Response nokta data. Bakın bunu artık geliyorsunuz. If deyip de yapabilirsiniz veya şöyle yapabilirsiniz. If hani şunu yapmak için güzel. Data is map bekliyorsunuz en nihayetinde. İlk hani bütün JSON cevapları öyle dönecek. Ardından da bunu diyorsunuz ki benim bir tane final base karakter modelim var. Evet. Bu da base karakter model. Değil mi? Adını unuttum. Base response karakter model var arkadaşlar. Bakın burada bunun içerisinde from JSON var. Bu datayı veriyorum ben bu arkadaşa. Sonuç olarak bunu kullanacak. Ha burada şey bekliyor. String dynamic olması gibi şöyle bir şey bekliyor. String ve dynamic diye şöyle set ediyorum. Bunu aldıktan sonrasından da bu modele hani bu data geldi artık. Models eşittir. Bunun içerisindeki neredeydi o? Ha, bunun içerisindeki results'tu diyorum. Bak results'ta da onu görmüş oluyorum. Tabi burada her zaman için null gelinme ihtimali olduğu için de bu şekilde null check yapıyorum. İşlemim bittikten sonrasında set state diyorum. Sayfamı şöyle bir güncelliyorum ekranımı ve bu işlemi sağlıklı bir şekilde yapmış oluyorum. Buradaki bir bakış açısı bu. Şimdi bu bakış açısıyla sonuç olarak ben uygulamamı ayağa kaldırmış olsaydım iPhone X'te şurada o nereye gitti? Şurada gele dursun o arkadaş. Şurada geliyor. Tamam o gelsin biz o işimize devam edelim. Şimdi ben bunu yaptım dediğim gibi bir bakış açısı bu. Bunu yaptıktan sonrasında bu işlem biter. Ekranda güncellenir. Hani şu V model loadingleri falan yazmayacağım bile. Zaten onları bildiğimiz şeyler. Artık burada bir sayfa döndürürsünüz geriye. Bunu da bir run edelim o ara çalışırken. Debug da çalışsın ne olur ne olmaz. Bu çalışırken bir scaffold'la döndürelim. App barımız olsun. Tamam mı? Ardından buraya da arkadaşlar bir body koyalım. List view builder diyelim. Item builder'ını verelim şöyle. Tamam. Buraya gelip return text döndürelim şu anlık. Hani sıfırıncı anda ilk kodlama yaparken. Ardından da buraya gelelim. Neymiş? Models'miş. Adı çok güzel değil ama neyse idare eder. Models'in içerisindeki length deriz. Ardından da arkadaşlar bu Models'in içerisindeki LinkedIn'den eğer burada bir basım işlemi yapacak olsaydım Models'in içerisindeki indekse göre işte ne varmış? Episode varmış, gender varmış, imaj varmış. Name'i set ederdim. Boşta şöyle geçsin gibi. Bunu hatta şöyle bir list tile yaparım. Hani Ricky ile Morty'nin resimlerini de görelim. Şöyle child'a da, ay title'a da bunu verirdim. Leading'e de şöyle arkadaşlar bir image.network derdim. Buna da yine buradakini verir. Bu projeyi şurada happy pet olarak tamamlamış olurdum. Şimdi bu nice. Bunda problem yok. Şimdi bu projemi kullanırken de hop main dart'a geliyorum. Application dedim. Hop. Şimdi burayı sildim. Scaffold dedim. Şunu da sildim. Tam buraya geldiğimde Ricky Mortis'i şurayı kol ediyorum. Tamam bu kadar. Benim için proje sayfası açılacak ve kolumu atacağım. Şimdi bu sayfa geldi. Ve sayfa geldiğinde işte atılmasını istiyorsan bir şey de bağlayabilirdim ama Ricky Mortis sayfası neredeydi? Bunun bir scaffold'a da bir floating button koyalım. Fab diye. Tamam mı? Bu da fetch'ini yapsın arkadaşlar. Fetch all datas desin. Bu isteğini atacak şu an. Dataları çekecek. Şimdi ne dedi? Episode'de string dynamic gibi bir şeyden bahsetti. Oysa ki ben onu kullanmıyorum zaten.
Onu Parse'den kaldırmıştık aslında. Şunu kullanmayacağım şu an. Ha, episode'i de kullanacak mısın? Şurada da o zaman string diyelim. Bakalım şimdi o kısım ne oldu? Update. Tamam, doğru. Problem yok. Şimdi belki bir daha bir fetch edelim. Ne diyor? JSON episode. Ha, o stringmiş zaten sadece. O niye liste olmuş? Belki de servisten bir duruma göre öyle geliyor. Bilemedim ki. Tamam, bunu da düzeltelim o zaman. String olsun. Bakın bu generator dot sayesinde çalışacak şimdi. Şimdi tekrardan fetch ettim. URL neymiş? Aslında biz doğruyu çektik. URL string, tamam, doğru. String is not this dynamic a cast. Yani cast etmiyorum ki. Bir saniye, şunu bir kendi güncelledi mi? Şurada bir tekrar çalıştıralım arkadaşlar. İmajlar burada problem olmaması lazım. Şu anda sıkıntı yok gibi duruyor da. Şimdi tekrar kola dedim. Tamam. Datalar geldi. Güzel. Çekti. Sadece invalid dedi. Şeye kızdı. İmajın petine kızdı. İmaj ne gelmiş ki? İmaj ne geliyordu ki normalde? Bakalım. URL demiş. URL değil de imaj diye bir şey gördüm sanki ben o karakterin içerisinde. Evet, bu. Aslında imaj var. Muhtemelen şeye kızdı. Şurada şunu yanlış yere koyduk. Şuraya bir circle avatar atalım da. Şöyle circle avatar atalım. Datalar bir toplansın. Tamam, süper. Background image'de da network image diyelim. Tamam, bu çok önemli değil buralar. Model index nokta indeksin içerisindeki imaj dedim. Eğer boşsa şöyle bir şey at dedim. Tamam, datayı çekti. Neyi bulamadı onu anlamadım. Boş muymuş? İmaj boş gelmiyor ki ama. İmajın boş geldiği durumlar mı varmış? İmajın boş geldiği durumlarda şunu at. Tamam, bir dakika. Şimdi şöyle bir şey olması lazım. Hepsinde boş gelmiş. Çok enteresan. Neden ki? Acaba biz JSON'da bir şey mi uyuşmuyor? Yok, imaj aslında. Bir daha bir kola edelim. Yani datanın gelmiş olması çok önemli değil de. Şimdi burada bu şekilde aslında siz o responsunuzu alabiliyorsunuz. Bu birinci yaklaşım. Tamam mı? Burada problem yok. Hani şuraya da şöyle bir result'u da şöyle koyacak olsaydım ne gelmiş şöyle görmeniz açısından. URL burada. İmajı kestedememiş. Neden kestedemediğini anlamadım. Demin de bir aslında orada bir hata vermişti. İmaj burada. Şu from JSON'a bir gidelim. İmajı aslında imajdan alıyor. Burada problemin olmaması lazım. Şöyle bir tane daha trik atalım. Şöyle bir gelsin bakayım ne gelmiş. Ha, imaj gelmiyor. İmajın gelmedi. Bu servise imaj gelmiyor mesela şu an. Sebebini anlamadım. İmajın gelmedi mi onu attık. Tamam, bak null safety'nin avantajları. Tamam. Şimdi bu birincisi dediğim gibi. İkinci olarak nasıl yapabilirdik bu işi? Şöyle yapabilirdik. Ya hocam, benim projemde eğer results tarzında bir şey görüyorsam, tamam mı? Bir results görüyorsam ve results'ta işlem yapacaksam benim projemde diyelim ki hani hep results'lar dönüyor. O zaman ben bunu değiştirmek istiyorum. Ne yapacaksın? O zaman şöyle yapabilirsin bak. Diyor nokta at interceptor'a bir interceptor wrapper aracılığıyla bir çözüm ekleyebilirsin. Ne yapıyorsun buraya gelip? Interceptor wrapper yazacağım. İnanıyorum. Interceptors. Heh, interceptor wrapper. Bunun sayesinde bu diyor şunu kazandırabilirsin. Bak, on response zamanında ben bu gelen cevapları bir parçalayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Normalde şöyle çalışır. Handler nokta next dersin. Hop, e dersin, bitirirsin. Sonra arkadaşlar şurada şöyle bir şey yapabilirsin ama. E nokta data bu sana gelen cevaptır. Şimdi burada ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Final data e nokta data dedim. Tamam, bunun amacım şu bu arada. Type check yapmak için. Data is map mi? Evet, map. Çünkü oraya cevap JSON cevabı map geliyor. Ben ne yapmak istiyorum? Result'ı sadece ekrana basmak istiyorum. Okey mi? O zaman ne yapacağım? Şöyle yapacağım. E nokta data bu map'in içerisindeki nedir? Result olan. Yani artık ben ekrana sadece array'i veya diyelim ki projenizde kullanıyorsunuz, result'lara göndermiş olacaksınız veya entity diyorsunuz, entity'lerine döndürmüş olacaksınız. Ve bir daha kod yazmayacaksınız. Yani bunun avantajı ne?
profile dön, uygulamaya döndüğünüzde şimdi bunu atarsam çalışmayacak. Neden? Artık ekrana çünkü base response geliyor. Artık base response gelmiyor. O zaman ben bunu test ederken servis kısmında vModel'da pardon. vModel'da base response karakterden değil. O zaman ben şurada şöyle yapmam gerekiyor. Gelen data artık bu değil. Data bir listtir. Yani bu da olsa olur. Bu arada else if yapayım bir tane de. Hani if diye kayayım şöyle. Data is list mi diyorum. Tamam mı? Ardından da ben şurada şunu yapabilirim artık. Data'nın içerisinde ben list olduğunu biliyorsam models'ime eşittir. Data nokta maple abi ne yapacaksın? Karakter model. Karakter model falan da ama hatırlayamadım. Karakter model. Nokta from JSON içerisinde içine bunu toList'le al abi. 10 numara. Tamam aldın. Bunu da eşitledin. İşini bitirdin. Şimdi tekrardan call ettim de arkadaşlar. Sonuç olarak ben artık ne yaptım? Sayfalarımda hiçbir zaman için base response gibi şeyleri görmüyorum. Bu iki yöntemden bir tanesi. Başka yöntemler olur mu? Olur. Ha, burada şunları yapabilirsiniz. Projenizde diyelim burada bazı projelerde sürekli 200 dönüyor mesela hiç response dönmüyor. Böyle bir sürü case var. Her şey happy path değil ben biliyorum. Happy path olmayan senaryoda arkadaşlar. Diyelim ki base response'da işte hani şimdi sonuç olarak şurada şey var ya count. Ya hani bunu bu arada bir şöyle de yapabilirdiniz bu arada bu en nihayetinde final model deseydiniz. Bizim bir base response'umuz var ya. Base response nokta from JSON mi? Şunun from JSON'ıyla bunu koymadık. From JSON'ı sildim mi ben sonra? Silmişim. Ha, buraya bunu ekleyebilirdim bu arada. Şu JSON serializable yapıp bunun da from JSON to JSON'ını ekledim. Şu from JSON'ı eklerdim buraya. Tamam mı? Burada amacım şu. From JSON şöyle gelirdi. Ben burada arkadaşlar şunu şuradan kol edebilirdim. Bakın bu data üzerinden. Bunu alabilirdim. Tamam. String dynamic diye. Bunu alabilirdim. Bunu aldıktan sonrasından da ben isteseydim şurada eğer projede diyelim ki if model nokta info'nun içerisindeki işte ne bileyim count eşit sıfırsa tamam mı? Böyle bir şey bir case varsa arkadaşlar o zaman şunu diyebilirdim. Handler nokta reject bak burada reject var. Ya bir hata var. Ekrana bu hatayı arkadaş artık ekrana crash atardım. Yani problemi söylerdim. Burada kendim bir request option'la ben oluştururdum bu durumu. Bakın burada options'ı da verirdim buradan. İşte ne istiyormuş benden? Pet dediği neymiş? String pet. Base URL. İşte nerede oluştu? İşte adamın verdiği en içerisindeki neymiş? URL var mı? Mesela şuradaki herhangi bir şey falan verip arkadaşlar buradan string pet falan vardı. Ve bunları verip ardından şuradan mesela gelip başka başka özelliklerini set edip buradan ekrana bunları set edebilirdim. Error'u, ne olduğunu error'un gibi gibi handler'larını verip o request'imi iptal edebilirdim mesela. Bunları burada yapabilirsiniz. Interceptor'lar aracılığıyla. Demiş olayım. Aslında bu konsepti anlatmak istediğim şey bu. Base response yapısıyla bu işi nasıl yaparsınız? Özellikle PubDev'deki Vexana'yla da bunu yapabiliyorsunuz. Vexana'da ben bunu zaten açık açık veriyorum burada. Interceptor ve wrapper'ları nasıl kullanacağınızı. Bakın burada benim yazdığım bir tane de kendim yazdım. Refresh token var ben yazdım. Ama siz isterseniz buradakini kullanarak da doğrudan Vexana'da da bu işi yapabilirsiniz. Vexana'da Interceptor Wrapper'ı call edip araya girip siz de bunu kendi servisinize göre hızlıca yapabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben tabii Vexana'yı daha çok tercih ediyorum kendi projelerimde. Siz nasıl isterseniz. İsterseniz de bu şekilde core olarak da yapabilirsiniz. Kullanmak isteyenler için. Hemen bunu da oluşturalım. Güzel bir nokta çünkü şey yaptım. Böyle düşündüğümde lazım olabilecek bir şey. Şu ikisi de bir çözüm. Siz bilirsiniz hangi çözümü kullanacağınızı. Buradan projenize de bir yönlendirme yapabilirsiniz. Ama buradan lütfen buralara gelip işte show mesaj falan burada yazmayın yani. Burada olmaz. Burası core bir katman. Bu ekrana haber versin. Ekranlar araya girsinler. İşte ne bileyim sayfanın ne yapacağını, sayfanın nereye gideceğini ya da bunun önüne bir tane daha bir şey yazın. O konuşsun. O haber versin sayfada neler yapabileceğini. Haberleşmeyi öyle sağlayın. Yani doğrudan sayfalarınızdaki kullandığınız yapılarla sağlamış olun. Doğrudan şeyle yaparsanız sıkıntı. Yani buraya yazarsanız problem yani. Burada bir iş olmaması lazım show mesajın. Bu işini yapar, error'unu atar. Git add dedim. Git commit exam base response model has done derim şöyle. Origin master. Evet, attım arkadaşlar. Hayırlı olsun. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz.
İlkine başladık. Bakalım 17 tanesini bitirebileceğiz mi? iOS var, Native var sırada. Blog var. Bir sürü şey var. Bitirebilirsek nice o. Özellikle yine burada da gördüğünüz gibi baştan sona yapıyorum. Mixinleri de kullanacağım sample vardı. Onu karıştırdım başta. Onu çok umursamayın. Ama siz de görün. Hatalar olabilir. Sonuç olarak çözüme gidiyoruz. Kafam bir an başka bir şeye gitti ama orada sebebini anladınız aslında. Mixing yaptım. Ben aslında eğer string falan olsaydı ama InfoPad ayrı bir model olduğu için onu da parse etmem gerekiyordu. Onu da görmüş olduk demiş olayım. Herkese bol ve mantıklı kodlamalar. 18 videonun sonunda görüşürsek bakalım. İyi çalışmalar.